Merhaba gençler, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. Sınıf Muba Yayınları, Fasükül Soru Bankası 2. Fasükül, Platin Test 2 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Sayı doğrusunda artı 6 noktasında bulunan Nil, 3 birim ileri, 11 bir birim geri gidiyor. Ona göre Nil'in son bulunduğu nokta aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Gerçekten öncelikle 3 birim ileri gidersek, 1, 2, 3, bakın 9 noktasına geldik. Buradan gelse 11 bir birim geriye doğru gideceğim, yani sola doğru gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Gördüğünüz gibi gençler en son bulunduğu nokta eksi 2 olacak diyorum. Eksi 2 yanıtını C, Z, C seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim ikinci sorumuzla dersimize. Aşağıdaki bazı illerin sıcaklık değerleri verilmiştir. Yukarıda verilen tablodaki iller sıcaklıklara göre sayı doğrusuna yerleştirilirse sağdan üçüncü il hangisi olur diye soruyor. Gençler şöyle sayı doğrusunu çizelim. Verilenlere baktığınız zaman sevgili gençler bakın buradaki en küçük değerimiz eksi 12. Yani Kayseri gençler en solda olacak. Daha sonra arkadaşlar eksi 3. Daha sonra eksi 1. Eksi 3 Ankara'ydı. Eksi 1 gençler Kayseri. Eksi 1'den sonra arkadaşlar baktığım zaman 12 var. 12 buralarda bir yerde olsun. Daha sonra da 20 var. Adana 12'de 20 de sevgili gençler Mersin. Böyle burada bir yerde de gençler 0 olsun. E ne dedi gençler? Sağdan sola sağdan 3. il hangisidir diye sordu. Bakın 1 2 3. Sağdan 3. ilimiz Kayseri'dir diyorum. E Kayseri yanıtını Konu seçeninde işaretliyorum. Evet üçün soruda aşağıdaki örneklerden hangisi tam sayı ile ifade edildiğinde pozitif bir tam sayı ile gösterilir diyor. A seçeninde gerçek bir manavın sattığı üründen zarar etmesi zarar arkadaşlar negatif bir sayıdır eksi ile gösterilir. B e seçeninde Ocak ayında Ağrı Dağının tepesinde sıfırın altındaki hava sıcaklığı gençler sıfırın altında olduğu için negatif sayı ile gösterilir. Denizin dibine dalış yapan dalgıcın gençler konumu deniz altında olduğu için denizin deniz seviyesinin altında olduğu için negatif sayıdır. D'de gençler bir memurun maaşına zam yapılması bakın zam yapılması gençler pozitif bir sayıdır. O halde burada denizi seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Dördüncü sorumuzda Kars'ta yaşayan Buğra ile Aydın'da yaşayan Ela'nın Yaşadıkları yerlerin hava sıcaklıkları yukarıda verilmiştir. Buna göre bura ve bura ile Ela'nın yaşadıkları yerlerin hava sıcaklık değerleri kaç derecedir diyor. Buraya baktığımız zaman gençler hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derecedir. Yani bunu eksi 12 ile göstereceğiz. Ela gençler hava sıcaklığı sıfırın üstünde 14 derece Bu da artı 14 derecedir. Verilenlere baktığımız zaman gençler bakın A'da artı 12 yazıyor. B ve C olabilir. D de artı 12 olduğu için eliyorum. Ela gençler artı 14 olacaktı. Bakın B seçeneğinde eksi 12 ile artı 14'ü görüyorum. Ve B seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır diyorum. Beşinci soruya geldiğim zaman Kayseri'nin Develi ilçesini yaşayan Eda'nın bir hafta boyunca yaşadığı yerin sıcaklık değerlerini gösteren uygulama ekranı aşağıda verilmiştir. Ela Hanım bu e, hava durumuna göre hava sıcaklığı 0 derecenin altında olduğu günlerde arabasıyla okula gidecektir. Buna göre Eda Hanım'ın e, hangi günler ara, okula arabayla gitmiştir diye soruyor. Yani gerçi hangi günler negatif değerle gösterilir diye düşüneceğiz. Verilenlere baktığımız zaman Perşembe gençler bakın eksi 5 bir de Cuma eksi 7 ile yani negatif sayı ile gösterilmiş. O halde Perşembe ve Cuma'nın olduğu denizi seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet altın süreye geldiğimiz zaman yukarı yukarıda Erciyes Dağı'nın farklı noktalarında bulunan dağcıların konumları M, U, B ve A harfleriyle gösterilmektedir. Bu noktasının hava sıcaklığı 2 derece olduğuna göre M, B ve A noktalarında hava sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye soruyor. işte yukarıdaki bilgiye baktığımız zaman hava sıcaklığı deniz seviyesinden yükseldikçe her 200 metrede bir, bir derece azalmaktadır. Yukarı çıktıkça gençler 1 derece azalır diyor. Şu U'nun gençler gösterdiği değer 2 dereceymiş. O halde M gençler bakın daha yukarıda olduğu için 2 derecenin daha az olması gerekiyor. Bu 2 derecenin daha az bir değer olacak. O halde baktığım zaman gençler bakın 2 derece olamaz. Burada C şıkkını eleriz. 0 olabilir 2'nin altında. Eksi 1 bakın 2'nin altındadır. 1 de olabilir 2 derecenin altında olacak dedik. B ve A'da gençler 2 dereceden e, daha yukarıda daha yüksek bir değer olacak. Bakın B gençler 2 eşit olduğu için A'yı da elerim. Evet gençler bakın buradan D C de elenir çünkü burada 3 yazıyor. Evet 3 derece olana pardon 3 derece olabilir gençler. 2'den daha fazla bir değer olacak dedik. Bakın buradan 1 e, de elerim gençler 2'den fazla olmadığı için C değerinizi kalıyor. Evet gençler bakın burada 3 olabilir. 4 e, olabilir. Yani ben buraya 3 değerini buraya 4 değerini verebilirim. Yukarı doğru gittikçe azaldığını görmüş oluyorum. O halde arkadaşlar buradan denizi seçeneği doğru yanıt olur derim. Yukarıdaki kutucuklarda yazan sayıların kaç tanesi negatif bir tam sayıdır diye sordu. Negatif tam sayı yani eksili sayılara bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tanesi negatif tam sayıdır. Ve bunun seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. 8. soruda bir öğrenci sayı doğrusunda eksi 2 ile 4 arasındaki her her tam sayının her tam sayıya isminin farklı bir harfi gelecek şekilde yazmıştır. Bu öğrencinin adı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Gençler öncelikle şöyle bir tam sayı çizecek olursak. Eksi 2 ile 4 arasında gençler. Bakın burası eksi 2 olsun. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve burada 4 var. Sevgili gençler bakın şöyle görelim. Eksi 2 ile 4 arasında 1, 2, 3, 4, 5 harf var. Demek ki gençler bu öğrencinin ismi 5 harfli olması gerekiyor. Bakın şöyle Tolga'yı buraya yazarsam. Her harf gençler bir sayı denk geldi. O halde buradan da C şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.